Merhaba değerli medya canlı izleyenleri. Bir konu programımızdan tekrar hepinize merhaba diyoruz. Programımızın bugünkü gündemi malumunuz üzere bir koronavirüs olayı yaşanıyor. Tüm dünyanın gündeminde karantinalar yaşandı. Devletler zarar etti, vatandaşlar zarar etti. Bu konuyla ilgili Çin'e dava açılabilir mi? Bir tazminat talebinde bulunabilir mi? Konuğumuz İzmir Barosu'na bağlı olarak görev yürüten, hizmet veren Sayın Avukat Tarcan Ülük Bey. Kendisini aynı zamanda da siyasetten tanıyoruz. Daha önce Ergun'un partisindeydi. Son olarak da Demokrat Parti'de görev yürüttü. Kendisi hem siyasetçi hem de avukat olması hasebiyle konuya her alanda hakim olduğunu düşündüğümüz bir insan. Tarcan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. İşte korona günleri evden çalışmalara devam etmeye çalışıyoruz. Hukuk işleri durdu mu? Nasıl gidiyor? Şimdi bizim... Yok, adliyeler, davalar vesaire de açılabiliyor. Bir de şu var. Bizde UYAP sistemi zaten devreye girmişti. Yani uzaktan mahkemelere erişim mümkündü. Sadece icralar durmuş vaziyette. Personel sayıları azaltılmış vaziyette. Ama normal adli işlemleri devam ettirebiliyoruz. Bir de süreler bakımından 15 Haziran'a kadar tüm süreler durmuş vaziyette. O da bize işte dilekçeleri yazmakta, davaları toparlamakta falan bir imkan tanıyor. Bizim sektörümüz bu bakımdan biraz daha şanslı diye düşünüyorum. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Şimdi üstadım, konumuz koronavirüsten dolayı malum dünyaya Çin'den yayıldı. Evet. Bizim kendi Sağlık Bakanlığımız dahil şunu dedi. Çin doğru verileri bize vermedi. Biz ona göre tedbir aldık, evet, diye. Trump şey iddia ediyor. Bu işi dünyaya üretip yaydı. Çin bilerek yaptı diyor bunu. Trump'ın direkt iddiası bu. Dünya, evet, Sağlık Örgütü diyor ki yok, elimizde herhangi bir veri yok. Virüsün laboratuvarda değil doğal olduğuna dair kanaatimiz tamdır diyor. Her kafadan bir açıklama çıkıyor. Tabii biz bugün konuyu hukuki olarak ele alacağız, hukuki yönünde. Siz bu konuda da bir girişimde bulundunuz. Onu bizzat sizin anlatmanızı talep edeceğim. Çin'e bu konuda tazminat davası açılabilir mi? Uluslararası hukuktaki bunun yeri nedir? Şimdi adım adım gideyim. Çünkü konuyla ilgisi, bilgisi olmadan fikri olan hukukçu arkadaşlarım oluyor bazen. Olumsuz cevaplar veriyorlar. Baştan şunu söyleyeyim. Çin'den her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve salgın sebebiyle zarar görmüş her tüzel kişilik, şirketler, vakıflar vesaire neyse, Türk mahkemelerinden Çin devletinin zararının giderilmesini talep edebilir. Her vatandaş. Bir talebin hep, tabii her vatandaş, istisnasız her vatandaş. Her vatandaş çünkü bu konuda işte evde kalarak, psikolojik baskı görerek, efendime söyleyeyim özgürlükleri kısıtlanarak bir manevi zarara zaten uğradı. Bu manevi zararın dışında maddi zararlar da var. İşte maddi zararlar nelerdir? Hasta olanlar oldu, vefat edenler oldu, İşi bozulanlar oldu vesaire vesaire. Yani maddi zararlar da bunlar. Şimdi bunu nasıl tazmin ederiz? Herkesin aklına Çin devletinden para tazminat talep etmekte hemen şu geliyor. Yahu Türk mahkemesi Çin devletini yargılayabilir mi? Genel kural bir devletin bir başka devleti kendi mahkemelerinde yargılayamayacağına ilişkindir. Evet. Devletler arası özel hukukunda her milletin kendi mevzuatı içerisinde bir de milletler arası özel usul yasası var. Bizde kısaltılmış MÖHÜK. Bunun bir istisnası haksız fiildir. Haksız fiil yapılan eylem sizin kişilik haklarınıza doğrudan bir etki yapmış ve bu eylemi yapan da o devlet iradesi ise artık o devlet için yargı bağışıklığından bahsedilemez. Nitekim Amerika, bizden sonra biz bunları söyledik, başladık, mevzuat taraması yaptık. Biz 27 sayfa maktubu bir dilekçe hazırladık. Müracaat eden müvekkillerimizin somut olaylarını bir iki sayfa ekleyip
250 sayfada yabancı lisandan tercüme ettirdiğimiz delilleri falan da hazırladık ve biz bazı pilot davaları açtık. Burada davayı şu şekilde açabiliriz, zarar davamızı. Mesela atıyorum bir 4 kişilik bir aile var. Anne ve baba, biri esnaftı, biri memurdu, eve kapandı, çocuklar okuldaydı. Bir manevi zarar olarak biz 20'şer bin lira diyoruz, 80 bin lira. Bir de zararlarını somutlaştırıyoruz. Ve Çin devletine diyoruz ki arkadaş, sen bu salgın öyle ya da böyle çıktı, ister doğal çıktı, ister üretildi, ister Amerika sana ürettirdi. Sen bunu, bu belli artık, orasında bir tartışma yok. Sen bunun yayılmasını engellemedin. Dünya Sağlık Örgütü'ne ve uluslararası kurumlara bilgi vermedin. Tam aksine 17 milyon Wuhan'dan Çinli'yi devlet parasını verdi, 194 ülkeye turist olarak gönderdi. Yani dünyaya yayılmasına ana sebep sen oldun. Bu zaten artık uluslararası bütün kuruluşlarda, Amerika vesaire de lobi olarak da girince bu artık bu şekilde Çin'in üzerine patladı. Peki biz ne yapabiliriz? Şimdi Amerika ben diyor ki işte 10 trilyon dolar alacağım vesaire, herkesin bir hesabı var. Biz son derece basit bir şey söylüyoruz. Çin ticaret savaşları sebebiyle Türkiye'ye ciddi yatırımlar yaptı. Banka bile kurdu. Çin'in çok ciddi mal varlığı ve değerleri var Türkiye'de. İşte bu mal varlığı ve değerlerine yönelebiliriz. Çin'le aramızdaki 1992 tarihli bir akitimiz var. Çin de buna zaten müsaade ediyor. Bugün ben bu anlaşmadan vazgeçtim dese, bütün Amerika ile Avrupa ile o anlaşmadan iptal etmiş, bizimle etmiyor. Çünkü o kota ve ticaret işini bizden aşmayı düşünüyordu. Bugün yaptım dese 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Demek ki Çin'in Türkiye'deki mal ve değerlerine Türkiye'de açacağımız bir tazminat davasıyla tazmin edebilmemiz mümkün. Buraya kadar net. Nedeki biz pilot davalarımızı açtık. Yetki, görev, efendime söyleyeyim, husumet, her bakımdan davalar kabul edildi. Muhatap olarak Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni yazıyorsunuz. Ve Çin'e mahkeme 2 hafta süre verdi. O 2 haftanın şu anda içindeyiz davalarımızda, açtığımız pilot davalarda. Cevabını verdikten sonra bizim adli yardıma ihtiyati tedbir taleplerimizi mahkemeler değerlendirmeye almaya başlayacak. Burada şunu izah etmeye çalışıyorum. Türkiye'deki bir iç mahkeme gibi bu davayı açıp, kazanıp kazandığınız davayı icra takibine koyup Türkiye'deki Çin mal varlıklarından bunu tahsil etme imkanınız var ve yeterince de bir mal varlığı var. Evet. Ama bunun dışında bir şey daha var. London of City dedikleri İngiltere'de varlık yönetim şirketleri var. Bu mevzuatı bildikleri için aldığınız, Türkiye'den aldığınız mahkeme ilamını buradaki varlık yönetim şirketleriyle, İngiltere'de bizim partner hukuk büromuz var, görüştüğünüzde onlar iskontoyla zaten satın alıyorlar. Çünkü sizden aldıkları iskontoya rağmen onlar faiz ile beraber Çin'den, Çin'in kaynakları da orada. O trilyon evet. dolarlar da o London of City'nin içinde. O varlık yönetim şirketi kaynağından kesiyor, senin paranı hemen ödüyor. Yani aslında Çin, Türkiye'de bile uğraşmaya gerek yok. Çin'den tahsil yani edilemese bile varlık fonları, varlık yönetici fonları aracılığıyla bunu Çin'den tahsil bu şekilde sağlamak mümkün. O mümkün. Onu bırakın. İnanın elimizdeki sözleşme gereği Çin'le olan da 92 tarihli sözleşmemiz kapsamında. Evet. Biz ilamı aldığımızda bizim varlık yönetim şirketlerine satacağımızı, bu ilamları devredeceğimizi, tebrik edeceğimizi bildiklerinden Çin devleti de bunu aman o iskontoya gerek yok, gel ben sana aynı iskontayla senin paranı ödeyeyim diyecektir zaten. Bunu da yaşadığımız sürede göreceksiniz. Çünkü ben varlık yönetim şirketine 10 liralık ilamı 7 liraya devredersem varlık yönetim şirketi onu Çin'den 11 lira olarak tahsil edecek. Çin'in bunu benden gelip 7,5 liraya 8 liraya alması aklın yolu olacak. Şimdi bizden başka da, ben hukuk camiasında izliyorum, bizden başka da bu konuda bütün hukukçuları devreye sokmaya çalışıyorum ama ben hukuk sitelerindeki tartışmalara falan da çok katıldım. İşte ya nasıl olur, yargı bağışıklığı kararıyla karşılarsın, Çin'den almayız, izin vermezler. Ya şimdi davayı kim kazanır, davadan tazminatı kim alır sorusunun son derece net bir cevabı var. Kim dava açarsa tazminatı o alır. Hiç kimseye bu sirayet etmez. Çünkü tazminat davası dediğiniz şey bireyseldir. Adım adım yani sizin aldığınız
Karcan Bey, evet. Adım adım soracağım. Biraz da dediğim evet. gibi, hani benim de az çok bir hukuk bilgim var, bir tabanım var ama en basit böyle hiç hukuk bilgisi olmayan ama işte öğrenmek elbette. Için vatandaşımız bile öğrenmeli bence bunu. Şimdi tabii. Burada önce size şunu sorayım. Sizin açtığınız davalar var. Değil mi? Evet. Bir dava mı açtınız, birkaç evet. dava açtınız? 8 tane dava açtık şimdiye kadar. Bunu kendi adınıza evet, hepsi... mı? Müvekkilleriniz adına mı? Müvekkillerimiz adına açtık. Bir tane de eşim adına açtım. Hı-hı. Eşim evet. de avukat benim. Bir tane müvekkilleriniz de adına şey mi? Atıyorum iş adamı, işçi, personel. Elbette, elbette, elbette. Hatta bir müvekkilimin şirketi adına da açtım. Evet. Şirketi zarar etti diye, doğru mu? Asansör firması taahhütleri var, iş almış, kamu ihalesi almış, özel ihaleler almış. Evet. Çin'le de tedarik anlaşması yapmış. Çin'den mal da gelmiyor. Büyük de bir sıkıntısı evet. var, onun için de bir dava açtı. Peki diğer hani müvekkilleriniz arasında çok özel değilse, şey olarak soruyorum, iş sınıfı olarak soruyorum, yani özel bilgi istemiyorum. Hani nedir, işçi midir, tarımla mı ilgilenmektedir, Valla tarım da var, esnaf da var, işçi de var. Her bakımda var. Zaten onları esnaf özellikle var. Öyle seçtik. Evet. Özellikle öyle seçtik ve önerdik. Örnek olsun diye. Şu anda hepsi bir mahkemede, İzmir'deki bir mahkemede tensip zabıtı, yani duruşma hazırlık zabıtları düzenlendi. Mahkeme yetkili gördü, görevli gördü, husumet bakımından sıkıntı görmedi. Tedbir taleplerinin de ilk cevaplar geldikten sonra ön inceleme duruşmasına hazırlık için yaptı. Bu arada işte klasik mal varlığı araştırmaları ve şeye de maliye hazinesine de ve Sağlık Bakanlığı'na da müzekkere yazdı. Çin'in sorumluluğuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşünü de almak evet. için. Çin Devleti'ne de Çin Büyükelçiliği'ne tebligat yaptı. Zaten Çin, eğer dava dilekçesini kabul etmeseydi esastan hemen reddedecekti. Evet. Kabul etti. Çin Devleti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de muhatap olarak yazdı. Size 2 hafta süre veriyorum. Dava dilekçesi ve ekleri budur. Bu davayla ilgili karşı görüşünüzü 2 hafta içerisinde bildirin dedi. Şimdi o sürecin içerisindeyiz. O 3-4 gün geçti. Yani 1,5 haftası falan var. O süreci bekliyoruz. Yani Çin'in cevabını bekliyoruz. Siz muhatap olarak Çin devletini aldınız ve Büyükelçiliğe direkt Türkiye'deki adresi tabii, tabii. Büyükelçiliğe yasa gidiyor. Öyle zaten. Tamam. Haksız fiil olduğu zaman o memleketteki Büyükelçiliği muhatap alıp orayla yazışıyor. Tamam. Ben, mahkemede aynen yasayı uyguluyor. Asliye hukukta açtınız değil mi davayı? Tabii Asliye Hukuk Mahkemesi'nde evet. açtı. Ben yetkisizlik verir mi diye soracaktım ama onu cevapladınız. Yetkisizlik tanımı. Yok, onların hepsini açtık tabii. Onların evet. hepsini açtık. Peki. Şimdi bu tabii, evet. Bunu vatandaş açıyor diyelim ki. Bir tazminat, yani bir miktar belirtip de mi açtınız davaları? Ha, yoksa şimdi şöyle. Ucu açık mı? Biz başta şu önermeyi yaptık hükümete. Baştaki önermemiz şuydu. Buna Adalet Bakanlığı yardımcı olsun, bu davaların tamamında dedik adli yardım uygulansın, harçsız asılsın. Evet. Çünkü her vatandaşın iyi kötü bir avukatta bir vekaleti var. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün vatandaşlar ve firmalar Çin Devleti'ne davasını yönetsin dedik. Böylece rahat yöneltilir. Yani maktu dilekçeler üzerinde, bizde var maktu dilekçe 27 sayfada. Bunu yöneltelim dedik. Fakat bakanlık buna sıcak bakmadı anladığım kadarıyla, cevap da vermedi. Yani biz görüşmemize rağmen müspet menfi de bir geri dönüş olmadı. Şimdi bunu niye söyledik? Eğer bu böyle olsaydı biz davamızı fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak açtık. 20 bin lira manevi davayı hakkını fazla, herkese de 20 bin lira manevi istedik. Çünkü onu yükseltemiyorsun, aşaltamıyorsun. Bir kere isteyebiliyorsun. Ama maddiyi zararın ortaya çıkmasına kadar fazla ilişkin hakları saklı tutup daha sonra harç yatırıp ya da adli yardım alırsan rakama göre yükseltebiliyorsun. Karar duruşmasından önce. Hı hı. Şimdi devlete biz şunu önerdik. Dedik ki herkes bunu açarsa işte 80 milyon vatandaş olarak düşünün, 70 milyon, 50 milyon dava. Bu çok ciddi, 200-300 milyar dolarlık bir dava yığını haline gelir. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kamu bankalarında 80 milyon vatandaşa TC numarasıyla hesap açın. Dava miktarı 40 bin liradır. Siz herkese 20 bin lira para ödeyin. 10 bin lirasını nakit. 10 bin lirasını da dedik şey yapın. Kamu borçlarından düşme taahhüdüyle dedik. Alın size sıfırdan kaynak. Siz
20 bin liraya aldığınız bu davayı 10 bin lira nakit ödeyerek aldığınız bu davada 180 milyar dolar cebinizden para çıkar. Bu mahkeme ilamlarını ben dedim, size dedim, siz de yapabilirsiniz. London of City'ye gidin. JP Morgan'dan tut da 10 kusur tane ciddi varlığı yönetim şirketi var. İngiltere'deki hukuk bürosunda küçük bir komisyon ödüyorsunuz. Oraya 380 milyar dolarlık şeyi 40 bin liralıktan 480 milyar dolar ediyor. Evet. 480 milyar dolarlık ilamı siz 200 milyara, 300 milyar dolara satmak için girişimde bulunun. Göreceksiniz ki dedik, Çin devleti gelecek, ya oraya 300 milyar dolara satma, al sana 250 milyar dolar diyecek. Evet. Bunu önerdik fakat bunu beceremedik. Yani bunu biz nasıl yapılacağını anlattık ama bunu anlatamadık. Sıfırdan bir kaynak, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da bir para gelsin anlatımını yaptık. Salgının da ekonomik olarak yükünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaldırsın hukuken dedik. Amerika'nın yaptığı bu. İngiltere'nin yaptığı bu. Hindistan'ın, Fransa'nın, Almanya'nın yapmaya çalıştığı bu. Biz bunu herkesten önce söyledik. Yani kendimizi paya çıkartmak için söylemiyor ama aklın yolu bir yani. Ve daha önce bunu biz başka meseleler için de önermiştik. Bir türlü Türkiye'de hukuk sistemi buna gelemiyor. Bu da işte bazı aşağılık komplekslerinden kaynaklanıyor. Ya da hukuku işte bu böyle Türkçe gözle bakmadıkları için olmuyor. Evet. Biz bunu önerdik, bunu yapamadık. Biz de bu sefer kendi müvekkillerimiz için açmaya başladık. Şimdiki geldiğimiz noktada biz müracaat edenlerin hakkını koruyacağız. Evet. Aslında biz genele şamil bir iş yapalım diye uğraşmıştık. Normal. Maalesef o mümkün olmadı. Normal dava harçları neyse buna da aynısı uygulanıyor, anladım. Ha işte yani şimdi öyle, şimdi şöyle bir şey var. Hadi Çin'e dava açalım dediğinde herkes açalım der. Ya ben de siz dahil olmak üzere 4 kişilik bir aile 20'şer bin liradan 80 bin lira para gelecek. Davayı açıyorsunuz 15-20 gün sonra Ziraat Bankası, Vakıf Bank'ta adınızda 80 bin lira hesap var. 40 bin lirasını 4 kişilik aile için söylüyorum. 40 bin lirasını cebinize koyabiliyorsunuz, 40 bin lira da kamu borçlarından düşüyor. Buna hayır ben dava açmıyorum diyen olur mu? Olmaz. Evet. Ama ben hadi bakalım 3 bin lira dava masrafı var, verin dava açalım dediğimde zaten ekonomik sıkıntı var insanlarda. O 100 kişiden bir kişi 2 kişiye düşüyor hemen rakam para verelim deyince. Peki, bu da Nasrettin Hoca'nın hesabına dönüyor o zaman, parayı veren Türkçe. Doğru. Türkçesi bu. Peki Tercan Bey, Türkiye'de malum zaten bizim adliyelerin durumu malum. Dosya şişkinliği var, davalar uzun sürüyor, evet. Duruşmalar sürekli atıyor. Bu açacağımız davalar, açılacak olan davalar ya da açtığınız davalar diyeyim, tahmini ne kadar sürer? Aynı hukuk literatürü yani aynı uygulama mı sürecek yoksa hani büyükelçiliği açıldığı için uygulamada bir farklılık olacak? Şimdi şöyle, normalde bu bir senelik falan sürecek bir davadır ama devlet arkasında dursa, devlet arkasında durursa bu davalar 3 ayda biter. Evet. İnanın size. Yani karşılıklı şeyden sonra, çünkü toplanacak başka da bir delil yok. Replik tüplik dilekçelerinden sonra karşılıklı peki, karar duruşması yapılır. Kararı çıkar dosya. Evet. Peki yani bunu içerik aynı olsa da örnek veriyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de davalar çok şişkin. Yani çok fazla sayıda olduğu için biraz... Hiç etkilemez. Bakın ama hiç etkilemez. Ben bunu... Biliyorsunuz az dava var. Hızlı şey veriyor. Yeni duruşma günü. Bu mesela küçük yani, şeylerden açılsa değiştirir mi süreyi? Değiştirebilir. İşte hakimi olan mahkemeye düşer düşmez. Çünkü tevzileri makineler yapıyor. Yani insanlar yapmıyor. Bazı mahkemelerde yargıçlar değişiyor. Yargıç yok. Evet. Atıyor vesaire. Ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bakanlık bunu, ya bu Amerika bu kadar konuşuyor. Bak bütün dünya konuşuyor. Çin'den tazminat alacağım diye. İngiltere konuşuyor, Almanya konuşuyor. Yani şu anda kamuoyunun bilgisinde bunlar. Ben hep bunu paylaştım. Bakanlık bunun arkasında dursa bu tamamı 3 ayda bitecek bir iş. 90 günde. Ve bakanlık bunun arkasında dursaydı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebine söylediğimiz para 15 günde gelirdi. Bu para Türk lirası olarak bizim matbaamızda basılırdı. Ama özelliği var. Karşılıksız bir para basılmamış olurdu. Evet. Karşılığı olan para basılmış. Karşılığında bir mahkeme ilanı olur. Bu yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Koca koca ekonomi yazarları işte bunun altından nasıl kalkacağız diyor. Çin'in 14 trilyon dolar rezervi var. Tazminat ödemek için
ayırdığı hazır havuzda parası. Bu 14 trilyon dolardan hızlı, çabuk hareket eden birkaç yüz milyar dolar alır. Kimse de bunu niye alıyorsun diye seni ayıplamaz uluslararası ilişkilerde. Çin devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletine vah 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 sen beni niye dava ettin falan demez. Deme yüzü de yok. Aynı şey biz olsaydı zaten ama, biz de derlerdi. Herkese derdi. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Amerika Lauzi davalarını hatırlayın. Kıbrıs'taki mülkiyet hakları sebebiyle adamlar bizi Amerikan mahkemelerinde mahkum ediyorlar. Kaynağından da o tazminatları takır takır alıyorlar. Evet. Biz niye yapmıyoruz? Yani niye yapmıyoruz diye soruyorum. İşte milliyetçilik bu değil mi? Niye yapmıyoruz? Böyle bir imkanımız varken niye kullanmıyoruz? Evet. Bunu ben niçin önemsiyorum? Kaynağı dıştan aldığımız için. Yani Çin devletinden tazmin aldığımız için. Ha, hukuk yolu olarak başka yollar öneren hukukçular var. Onları ben de söyleyeyim. Yani bu sebepten dolayı herkes bir kira akdi, satım akdi, efendim borç para akdi, kredi akdi bankalarla vesaireler de yaptı. Bu salgın hukukta mücbir sebeptir. Yine mahkemelere müracaat edip mücbir sebep nedeniyle aradaki sözleşmelere, bu Çin'le değil ki iç hukukumuzu ilgilendiriyor, bankalarla olan sözleşmeler özellikle ya da kira akitleri, aradaki sözleşmeye değişen koşullara göre yardımın, mahkemenin müdahalesini isteyebilirsiniz. Yabancı lisanda karşılığı emprevizyondur bu davaların. Türkçe evet. Karşılığı da uyarlama davasıdır. Uyarlanmasını talep edebilirsiniz. Bu tip haklarınız var. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ben muhalefet sözcülerinden bakıyorum, devlete ve maliye hazinesine tazminat davaları açalım diyenler var idare mahkemelerinde. Onu bilin ki beyhude bir çabadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kusur atfedip de doğan zararın ödenmesi yönünde bir karar vermez. Bu muhalefetin muhalefet yapmış olmak için söylediği hukuki değil siyasi önermedir bana göre. Evet. Gerçekçi olacaksak iş hukuk alanında uyarlama davası, tazminat içinse bu işin müsebbibi olan Çin devletine karşı tazminat davası. Ha bunun içinde Amerika'nın kusuru var diyenler de var. Ben o tartışmaların dışındayım. Çin devletinin kusuru artık uluslararası platformda kabul edilmiş vaziyette. Müşterek ve müteselsiz sorumluluk esası vardır. Amerika'nın kusuru da olsa vesaire de olsa biz yani zarar gören zararını en kolay en kısa nereden alacaksa ona husumet yönetip sorumluluk sahiplerinden bir tanesine husumet yöneltip alabilir. Çin devleti de eğer kusurunun olmadığı ya da Amerika'nın veya başkasının başka bir kusuru olduğunu görürse, kendi kusuru da olduğu için bu ödediği parayı bize öder, ondan sonra alır o ilanı, rücu dediğimiz daha başka kusuru olan varsa ona da kusuru oranında rücu eder, o bizi ilgilendirmez. Evet. Ben diyorum ki burada bir pasta var, burada hazır bir mal varlığı var, burada hazır bir nakit var, burada da oluşan somut bir zarar var. Açalım davayı, alalım zararımızı diyor. Evet. Ama peki, maalesef iktidarda da bu konuda bir refleks yok ve bu konuyu iktidardaki ciddi hukukçularla görüştüm. Yani adalet sisteminde yön veren hukukçularla, profesör vesaire meşhur arkadaşımızla vesaireyle de görüştüm. Ama işte de siyasette de bu şeyleri atlayıp bir tek Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmedim bu konuyu. Yani bunu niçin yapmıyorlar? İnanın hayretler içerisinde izlemekten ve görüp de bu zararın alınmasında geç kalınmaktan dolayı üzüntü duyuyorum sadece. Evet, tam tasarlayamamışlardır nasıl yapacaklarını. Belki de inanmamışlardır, bilmiyorum. Peki şeyi soracağım. Tazminat olarak ne talep ediliyor? Mesela şu mudur? İşte ben iş yerinde yani bir ispat koymak zorunda mı? Zararını ispatlamak zorunda mı? Elbette, elbette. Şimdi şöyle. Manevi zarar için ispata ihtiyacımız yok. Evet. Manevi zarar oluştu. Ama bunun dışında herkesin maddi zararı yaptığı işe şekline göre farklı boyutlarda. Yani nedir mesela? Bir işletmeniz var işte örnek o asansör firmasını söyleyeyim. Mallarını evet. Alamadı. Sözleşmesiyle ilgili taahhütleri var. Sözleşmesinde cezai şartı var. Hem karından oldu, hem müşterisinden oldu, hem de cezai şart ödedi. Oradaki şey farklı. Efendim özellikle bir bakkal dükkanı atıyorum veya bir terzi
Veya AVM'de dükkanı vardı, açamadı. Açamadığı için ciro ve karından oldu. Onun dışında masrafları üzerine yük olarak bindi, onları ödedi. Vesaire vesaire. Yani bunları belgelememiz gerekiyor. Şey olarak somutlaştıracağımız, manevi değil de maddi somutlaştırmak ve belgelemek gerekiyor. Biz bunda da hep 20 bin lira artı 20 bin lira diye açtık davalarımızı. 20 bin manevi, onu elleyemiyoruz. 20 bin maddi de fazla ilişkin haklarımızı saklı tutarak diye açtık. Yani onların cevabından sonra gelen süreçte rakam bir kişi için 100 bin lira olur, bir kişi için 100 milyon dolar olur. Onu bilemeyiz yani zararı. Koca bir fabrikanın zararını talep ederiz. Orada zarar işte 2 ay boyunca kaçırdığı iş kaybıdır, kârdır vesairedir. Bakarsınız çok büyük, büyük rakamlara çıkar. Onu bilebilmek mümkün değil. Her somut dosyada onu somutlaştırmak gerekiyor. Zaten hukukta öyle ezbere bir şey yok. Yani işte Çin devleti benim açtığım davada bana tazminat ödeyince bu öbürkülere de tazminat ödeyeceği anlamına falan da gelmiyor. Sizin de dava açıp o davayı görmeniz gerekir. Evet, doğru. Peki bir soru daha. Bu davayı açtık. Teknik olarak bilirkişi lazım mı veyahut da davaya etki edecek olan, mesela mahkeme bunu nereye soracak? Kusuru nasıl? Şimdi şöyle, kusur zaten belgelerle biz ispatlıyoruz kusuru. Evet. Kusurdan yana bir sıkıntımız yok. Zaten bizim davamızda Sağlık Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'yla yazıştı hemen. Müzekkereler gitti. Onların cevaplarını da kamuoyuyla zamanı gelince gelir bir iki haftaya. Paylaşırız ne cevap vermişler diye. Fakat şeyi söyleyiverin. Sizin zararınızı sunduğunuz belgeler bilirkişi incelemesini gerektirirse elbette yetkin, o yani benim şu olaydan dolayı maddi zararım oldu, belgelerimdir budur dediğinizde hakim o belgeleri inceleyip zararı tespit edemiyorsa o konuda uzman bilirkişi, mesela elektrik malzemesi satan adamın zararıyla marketin zararı bir olmaz. Yani o zararları da işte o işlerden anlayan inşaatçının zararı bir olmaz. İşte o zararın ne olduğu konusunda bilirkişi inceleme yapılır ama raporlar da en fazla 15-20 gün içerisinde zaten geliyor. Yani verdiğiniz dosyaya göre geliyor. Dediğim gibi ben bu davayı şu anda çok kişinin açacağını düşünmüyorum. Bizim insanlarımız şey yapacaktır. Hele bir açılsın, bir görelim ne oluyor, ne bitiyor falan diye görecektir. Açılan kadar biz tazmini alacağımızı düşünüyorum. Yani çok fazla yayılacağını düşünmüyorum. Çünkü adli yardım olmadığı için harçla açılacak. Evet. Harçla açılacağı için sayının oldukça düşeceğini düşünüyorum. Onun ne faydası var? Yeteri kadar tazmin edebilecek para var. Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde zararı tazmin edebiliriz. Böyle bir bununla ilgili yani dava açanlar bakımından faydası olur. Evet, bununla ilgili de bir sorun var. Tarcan Bey, dava mesela birisi dedi ki ya ben açayım da param yok olsun açayım veya dedi ki hele bir bakayım da evet, bir ortama göre açarım. Açmak istiyor. Süre zaman aşımı nedir bu dava açmak için? Ya süre zaman aşımı bunda normal haksız fiile dayalı tazminat davasının genel zaman aşımı var. Bir senelik doğuştan itibaren zaman aşımları var da bu olayda şöyle bir şey var. Pastada belli miktarda bir maddi para var. Açan alacak bunu. Yani evet, bir sene sonra ben açayım dediğinizde bir şey bulursanız açabilirsiniz. Eğer Türkiye sınırları içerisinde alamazsak, bir iki senedeki ekonomik dalgalanmadan Çin devleti ekonomik olarak çok düşer de Londra'daki sermayesi kalmazsa Çin devletinin, o zaman Çin'den bunu tahsil etmek için uğraşmak lazım. O ciddi uzun bir süreç olur evet, o vakit. Evet, olay Çin'e yansırsa. Yani hızlı hareket etmekte fayda var. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşin niteliği gereği. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Tarcan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Kısaca bir toparlayayım. Sayın Avukat Tarcan Ülük Bey'i dinledik. Çin'e tazminat davası açılabilir mi? Kendisinin hali hazırda açtığı 8 tane dava var. Bunları da şu şekilde söyler. Çin'in kusuru bellidir. Raporlarla bellidir. Biz tazminat açtığımız tazminatın zararı ispatlamakla sadece mükellefiz. Davalar harçla açılıyor. Süre zaman aşımı ülke içindeki hukuka bağlı olarak bir yıl içinde duruyor ama bunu beklenirse
ortada Çin'in tazminat olarak koyduğu, zaten hali hazırda teminat olarak koyduğu para bitebilir. Bundan dolayı fazla beklenmesinin uygun olmadığı, eğer açılacaksa bir an önce herkesin açması gerektiğini belirtti. Ayrıca Çin'in bu dava kazanıldığı zaman ben sana para vermiyorum, senin hukukun beni ilgilendirmez demesi gibi bir ihtimal de yok. Konumuzu bu şekilde. Aramızda devam eden bir uluslararası sözleşme var, karşılıklı taahhüt ettiğimiz. Evet. İmzaları olan Çin Devleti ile Türkiye Devleti arasında, Cumhuriyeti arasında. Evet. O bize diğer devletlere göre ekstra bir avantaj da sağladı. Onun da bilinmesinde fayda var. Yani Amerika bu işi Çin'in parası almadan biz almalıyız diyorsunuz kısaca. Açacağımız daha fazla. Yani aynen o şekilde diyorum. Yani Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan önce bizim alma imkanımız daha fazla. Açarsak alacağız ama. Uğraşırsak alacağız. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle inşallah. Görüşmek dileğiyle. Değerli medya. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Değerli medya canlı izleyenleri, yeni bir konu programında görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Tamam.